Memnun oldum hepinize. İş hayatıyla kavramlar arasındaki ilişkiyi ben hayatım boyunca nasıl yönettim? Bazı anahtar kelimelerle, bazısı İngilizce, size kendi tecrübelerimi paslamak istiyorum. Sosyal bilimler kavramı üzerine nasıl bir söz söyleyebilirim derken böyle bir kitap buldum sahaflarda ve Gülbenkian Komisyonu tarafından yazılmış. Aslında bayağı bir çalışma yapıyorlar. Gülbenkian ismini hiç duyanınız var mı? Gülbenkian Türkiye'den Avrupa'ya gitmiş. Osmanlı tarihinde yani son 19. yüzyıl, 20. yüzyılda doğudaki petrol kuyularının Osmanlı İmparatorluğu adına yönetilmesini yapan kişi, bütün doğu petrollerinden çıkan, yani Azerbaycan, Bakü filan oralar, o bölgeden %5'i ona ait. Fermanla ona ait. Türkiye'ye diyor ki ben gelebilirim ve burada yerleşebilirim. Bizimkiler şey etmiyor, fazla yüz vermiyorlar. O da Portekiz'e. Portekiz'de muazzam bir müzesi var. Görmeniz lazım. Vakfediyor. Hem müzeye, zaten müzeye tamamen yani Osmanlı demiyorlar mı? Osmanlı tarihinin ve Selçuklu tarihinin ve İran'daki Horasani tarihin eserleriyle dolu. Çok önemli bir müze. Hatta ben gezdiğimde daha Türkiye'de o tip müzeler de yoktu. Sanat tarihi açısından çok önemli. Fakat burada bunların komisyonları var. Böyle çalışmalar yapıyor. Sizin yaptığınız gibi entelektüel süreçleri şeyden geçiriyorlar. Şimdi nasıl bir sosyal bilim kurmalıyızın sorusunu sormuşlar ve kısa bir paragraf var. Onunla başlamak istiyorum. Hem çok güncel bir konu, Türkiye'nin haliyle ilgili, hem de düşündürecek bir paragraf okuyacağım size. Herhangi bir sosyal ortamda değerler çatışmasını çözmek ve başvurabilecek sadece birkaç yol vardır. Bunlardan birisi coğrafi ayrışımdır. Daha kararlı, bir dakika gözlüğümü takmam lazımmış. Buradaki ışık bana farklı geldi. Bir dakika. Daha kararlı bir başka çözüm yolu ise çekip gitmektir. Bireysel ve kültürel farkla baş etmenin üçüncü bir yolu diyalogdur. Burada değerler çatışması ilk önce olumlu bir yoldan çözülür. Bu yoldan taraflar arasında daha ileri düzeyde bir iletişim kurulabilir ve herkes kendini daha iyi anlayabilir, daha iyi anlatabilir. Nihayet değerler çatışması güç ya da şiddet kullanma yoluyla çözülebilir. Artık içinde yaşadığımız küreselleşen toplumda bu dört seçenekten ilk ikisinin gerçekleşme şansı giderek azalmaktadır. Yani bunların içerisinde diyalog, kültürel iletişim, kültürel çatışmaların diyalogla çözülmesi konusu dünyada gündemdedir. İnşallah bizim memleketimizde bu süreçten iyi geçecektir. Şimdi ben size bugün bu anahtar kelimelerle arkeoloji, art ve lifestyle, çünkü sizi bir mimarlığa götüren aslında bu konular sizin yanınızdan tanjant olarak geçiyor. Gündeminizde ama ne kadar konsensus var?
sizin bana bir şey söylemenize gerek yok. Ben tecrübe deneyimini yapan, yaşayan insan, vatandaş olarak sokağa çıktığımda mimarsızlık, mimarı olmayan bir şehir acısını yaşayanlardanım, hissediyorum çünkü. Çünkü bana o mimari sadece yani yaşamın mimarisi içindeki sanat, arkeoloji, entelektüel, tarih, bir sürü kelimeler, buradaki diyalog, sosyal barışım mı şehirlerde yaşıyoruz. Onun için çok önemli olduğuna inanıyorum. Bugün konuşacaklarımın. Ben kimimden bahsetmek istiyorum? Ben 1953 yılında New York'ta doğdum. Ondan sonra da bir küçük Amerikalı kız olarak Türkiye'ye geldim 10 yaşında. Türkçe bilmiyordum. Türkçeyi baştan öğrendim. Sonra ilkokula gittim. İlkokul öğretmenim. Sabahları okula giderdim. Ondan normal okul dersi, öğleden sonra Türkçe öğrenirdim vesaireyle geçen bir hayatın sonunda hep iki dünyanın arasında bir git gelin içinde yaşadım. Tıpkı hepimiz kendi kültürlerimizin içinde, sokaktaki yaşamla evdeki yaşamımız, işte annemizden babamızdan öğrendiklerimizle arkadaşlarımızın arasında bu gitgeller, hep böyle bir gitgellerin içinde yaşadım. Ve de sonra da bir Fransız ekolü içerisine girip orada başka bir gitgelleri yaşamaya başlayınca aslında gittikçe vizyonunun daha da genişlemesi gerektiğini öğrenerek evrensel dünyada nasıl yaşarımın peşine düştüm. Hem yaptığım çalışmalarda bunu yansıttım hem de devamlı kendime bunu sordum. Normalde bana dediler ki normal bakmıyorlardı, marjinal bakıyorlardı. Çünkü devamlı soru soruyorsun, yeter artık yoruyorsun bizi. İşte olduğu gibi kabul et. O da bir felsefe, doğru. Olduğu gibi kabul etmeyi de öğrendim ama soru sormak her zaman çok güzel. Pazarlama okudum. Pazarlama okuduğunuz zaman bir şey satacaksınız. O bir şeyi satmak için sattığınız şeyi çok iyi tanımanız lazım. Ben Türkiye'de turizm yapılmazken Türkiye'ye turizm mi satıyordum? Gittiğim zaman peçen nerede diye soruyorlardı. Amerika'da kapı kapı dolaşırdım. O zaman bunlar yoktu. Biz haritaların üstünde adresleri yazar, araba kiralar, hiç bilmediğimiz şehirlerde adresten adrese gidip müşteri ye Türkiye'yi anlatırdık. Türkiye'yi anlatmak için tarih bilmek gerekiyordu. Türkiye'yi anlatmak için insanları cezbedecek bir takım hikayeler vermek gerekiyordu. Türkiye'deki bir hayatımda Profesör Nurhan Atasoy'un asistanı oldum. Gönüllü asistan. İlk önce üniversiteye aldılar beni. Hadi sen de sanat tarihi oku. Okuyorum okuyorum ama bir şey yapamıyorum. Siz dedim beni alın, ben size her türlü asistanlığı yaparım. Hocam beni aldı. Ben onun hem şoförüydüm hem tercümanıydım. Hem de 2-3 tane çok büyük sergi yaptık. Bir tanesi en tabii gururlandığım İznik sergisi oldu. Siz o zaman yoktunuz herhalde, 80'li yıllar. Ama müthiş bir İznik kitabı vardır. Belki sizin buradaki kütüphanede de vardır. İznik çalışmasını yaparken daha da Osmanlı mimarisinin içine girerek daha da ne yapılır, ne yapılmış, neden bunlar yapılmış, nereden gelmiş bu bilgi araştırmasında ve bildiğimiz şeylerin aslında bütün halklara, insanlara, yaş gruplarına, halklara derken yaş gruplarına ve şeylere dağıtılması gerektiğini düşündüğüm için tecrübelerimin birçok vakfın ve sosyal girişimin içinde buldum kendimi. Bir vakıf kurduk, Arkeoloji Vakfı. Afrodisias kazılarını destekleyen 35 sene gönüllü olarak çalıştım. Bir tane müze yaptık, ondan bahsedeceğim biraz sonra. Sonra bundan 10 sene evvel Efes Vakfı'nı kurduk. Burada yazmadığım, yazmışız.
Türk Sualtı Arkeolojisi Vakfı'nı kurduk. Türk Sualtı Arkeoloji. Çünkü Amerikalılar bizden evvel gelip kurmuşlardı. INA diye. Institute of Nautical Archaeology. Bodrum'da Texas A&M Üniversitesi, düşün, her işini bırakmış Texas'ta, geliyor Bodrum'a, burada arkeoloji enstitüsü kuruyor ve su altında kuruyor. Ve Türkiye'den dalıp da onlarla beraber çalışacak insan yok. Yani hep birileri bizi gelip dürtükleyerekten biz bir şeyler yapmışız. Biz de işte o zaman bir tarihte gene büyük abileri toplayarak, paralar toplayarak filan TINA Vakfı'nı kurduk. Devam ediyor. Rahmetli Mustafa Koç bizim başkanımız da orada da. Çeşme'de bir tane enstitü kurduk. Sizin gibi gençler, dalgıçlar oldu. Üniversitelerden geldiler. Yani bir yol daha açtık. Çok enteresan bir vakıftır. Bakın şeyine, sayfası nasıl gidiyor bilmiyorum. Sonra Kader Derneği diye kadınların politikada yer alması için. Hepinizin, kızlara sesleniyorum, politikada yer almanız gerekiyor. Kendi yerel yönetimlerinizin içinden başlayarak mutlaka zaman ayırın. Eğer 8 saat çalışıyorsanız günde, onun bir saatini ve vatan, millet, Sakarya için ayırın. Eğer 8 saatin üstüne çıkabiliyorsanız benim gibi, ben çünkü 18 saat çalışmayı severdim, daha fazlasını yapın. Ama mutlaka yerel yönetim, politika, sosyal girişim, bu tip şeylerde çalışmanızı. KAGİDER, Kadın Girişimciler Derneği, 4 kişi başladık. Şimdi 500-600 kişiyiz. Türkiye'de çalışan, iş ve fatura kesen kadınların bir arada olduğu ve onlara girişimcilik yolu açan bir dernek. Evet, bu arada anneyim. En önemli işim, vazifem o. 2 tane çocuğum var, 2 tane de torunum var. İnşallah başka torunlar da verirler. Ve de şimdi 4 sene sonra Efes Vakfı'nın başkanı oldum. Aralık ayında. Çok teşekkür ediyorum Gizemcim. Tabii Gökhan Avcıoğlu, Gökhan Karakuş, hatta Gürkan da bize çok yardım etti. Onların da çok büyük destekleri var. Yeniden durmuş olan, durağan bir vakıf. Onun da küçük bir parantez açıp sebebini anlatacağım. Vakfı yeniden canlandırdık, canlandırıyoruz. Yapacak çok işimiz var. İnşallah siz de gelir, Efes'i gezer, bizle beraber görürsünüz. Ceren de gönüllü olarak şimdi benimle beraber çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum burada. Ben niye buradayım? Benim büyük amcam Seyfi Arkan. Seyfi Arkan'ın kim olduğunu bilmem, bileniniz var mı? Bilmiyorsanız söyleyeyim. Türkiye'nin, Atatürk'ün ilk Türkiye'den yurt dışına okuması için burs verdiği talebelerden bir tanesi. Bauhaus Üniversitesi'ni birincilikle bitiren ve de muazzam, Türkiye'de bildiğiniz, belki okullarınızda okuduğunuz binaların mimarı olan Seyfi Bey'in, Seyfi amca. Onun mimari masasında yanında oturup pazar günleri o ne çiziyor ona bakardım. Atatürk soyadını vermiş. Senin şeyinde, kanında ar var diye. Florya'daki Atatürk Köşkü'nü biliyor musunuz? Orayı yapan kişi. Ankara'da İller Bankası'nı yapan kişi, Bilgi Üniversitesi'nin santral binasını yapan kişi. Kim Bilgi'den varsa biliyorsun binayı, değil mi? Ben çok şaşırmıştım. Oraya açılışa beni davet ettiler. Sevi Bey'in yeğeni diye geldim. İşler, koltuklar, kanepeler ve Florya Köşkü'nü gezdinizse oradaki minimalizmin ve o akımın, Bauhaus akımının nasıl tezahür ettiği. Tabii bunlar insana yetişirken, ben bu laflamayı 13 yaşımda biliyorum. Bauhaus'u, o koltuk kanepeleri, anneannemin evi hep bunlarla doluydu. Hatta bir tane masa bende şimdi, gördü Ceren. O eski, bugün antika dediğimiz eski eşyadan modern, demiş ki bütün eşyayı kapının önüne koy, ben sana yeniden yapacağım demiş anneanneme eşyayı.
o tarz eşyayı, hatta şey ederdik, nasıl bir tarz bu eşya diyerekten etkilerdi yani. Onun için bu da tabii formasyonunuzda ne kadar çok yeni fikre, alışmadığınız müziğe, gördüğünüz, alışmadığınız desene, dizayna karşı karşıya gelirseniz o zaman içinde size etki ediyor ve yapacağınız eserlerinize veyahut da yapacağınız işinize, tasarımınıza, söylevlerimize de etki ediyor. Sizi farklılaştırıyor. İyi bir şey farklı olmak. Hep aşağıda da biliyorsunuz böyle tarihleri koyduk. Bu tarihlerden bahsediyorum diye. Kendisi 66'da vefat etti. Şimdi geliyorum Geyre Vakfı'na. Geyre Vakfı'nı kazan Profesör Kenan Erim, 50 küsur yıllarında Ara Güler tesadüfen oradan gezmiş, Anadolu'yu gezip fotoğraflarken. Çok güzel fotoğrafları vardır, siyah beyaz. Geyre diye köyün ismi, Geyre. Geyre ne demek? Hiç bileniniz var mı Geyre? Ben de çok merak etmiştim. Hatta gevrek der gibi, geyir der gibi filan dalga geçiyorduk. Çok önemli bir konu. Bu bir Profesör Kenan Erim New York Üniversitesi'nde ve Princeton'da hocaydı ve arkeoloji hocasıydı. İtalya'da bir kazıda çalışıyormuş. Ara Güler'in fotoğraflarını görünce tesadüfen Türkiye'ye geliyor ve bu Afrodisyas'ın bulunduğu yere gidiyor, köye. Geyre Köyü'nü koyuyor. Geyre Köyü tamamen arkeolojik alanın üstünde. Yani bir gün sadece Afrodisyas anlatabilirim size. Geyre Köyü'nün üstünde kurulmuş ve sütunları kendi evlerinin balkonlarının teras sütunları, revakları halinde kullanan, işte sarkofajları, yani mezar şeylerini, atlarını sulamak için yalak diye kullanan köylüler, bunların tamamen antik eserlerin içerisinde kavrularak, harmanlanarak yaşıyorlardı. O fotoğraflar var, Ara Güler'in fotoğrafları. Kenan Bey orayı kazmaya başlayınca da New York Üniversitesi buranın talibi oluyor. Kazı iznini o şekilde alıyor ve bugüne kadar da devam ediyor. O tarihte babam işte demiş ki turizm yapalım, işte hakikaten de yaptık yani, çok güzel eserler, yani etkinlikler yaptık. Diyor ki ben diyor sizin gibi yaşlıları istemiyorum, kızını ver bana diyor ve beni aldı, Afrodisyas'a götürdü filan. Ondan sonra da bir 4-5 kişi bir araya geldik, onun da yönlendirmesiyle bir vakıf kurduk. Hiç paramız yoktu. Evet, çok güzel isimler vardı. Benim işim organizasyon yapmak olduğu için çok hızlı organizasyon yapmayı bilirim. Kafam da öyle çalışıyor. Hemen işi çöz, yap, bitir, koy, bir şey çıksın ortaya. Biz konserler yapmaya başladık. İnanın o zamanki parayla, tabii gene iyi bir paraydı ama gene az bir paraydı. 100 liraya bilet satıp 10 lira para kazanırdık ve Güher Süher Pekinel, İdil Biret vesaire gibi piyano konserleri yaparaktan para kazandırmaya başladık vakfa. Ondan sonra da bir müze yapılmasına yol açtık. Geyre isminin nereden geldiğini merak ediyoruz. Geyre isminin nereden geldiğini merak ediyoruz. Geyre, ben de çok merak ettim. Şöyle geleceğim. O tarihte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Fuat Bayramoğlu diye bir beyefendi vardı. Böyle hani kelli felli, hani hepimizin... Ben zannetmeyin ki ben sizden çok yaşlıyım. Kafa yaşım sizden daha küçük, onu bilin. Hani amca diye baktığınız beyler vardır ya, böyle saçlı, böyle oturaklı kafaya falan. Fuat Bey öyle bir beyefendiydi, Allah rahmet eylesin. Ve Vehbi Koç'un da damadıydı, kız kardeşinin kocasıydı.
Dediler ki Koç'un kızı da var Sevgi Hanım. Allah rahmet eylesin. Sadri Erkan'ın müzesini gezmedinizse mutlaka gezin, görün, öğrenin. Sevgi Hanım da var. Sevgi Hanım dedi ki Fuat Bey dedi baksın bu işlere dedi. Fuat Bey de hani hep ben böyle çocukluğumda hep böyle kaşları çatık adamlar, büyük adamlar, hani çekiniyorsun yani. Ondan sonra dediler ki bu vakfın adını ne koyacağız? Biz dedik ki Afrodisyas Vakfı diye koyacağız dedik. Yok olmaz, Afrodisyas ne demek? Türkçe değil, Afrodit ne demek? Tanrıça, Türkiye'nin algısında yanlış anlaşılır bu kelimeler dediler. Hem Avni Bey hem Fuat Bey. Ondan sonra peki bu köyün adı nedir bu? İşte şeylerin arasında, sütunların arasında, mimari eserlerin arasında yaşayan Geyre köyü dediler. Geyre ne demek dedim ben. Ben aynı senin sorduğun gibi Geyre ne demek? Hiç kimse bilmiyordu. Fakat dediler ki Geyre madem köyün adı ve orası bir Türk köyü, onun için Geyre köyü, Geyre Vakfı Afrodisyas kazıları koyacağız dediler. Öyle kondu isim. Sonra ben gittim araştırdım. O bölgenin ismi Karya. Karya bölgesi sizin bildiğiniz Bodrum'u dahil içine alıyor. Haritada bakarsanız şu alt taraf şöyle. Orası Karya. Karya Türkçe gele gele, yani bakın şeyimiz, yani şeyi düşünün. Göçebeler geliyor gidiyor, devamlı bir değişim var Türkiye'de de biliyorsunuz tarih boyunca. Geliyor, o burada Karya diyor. Karya ne demek? Gayra, 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 geyre oluyor. Yani K'lan G'nin arasındaki değişim dönüşüm geyreye dönüşüyor. Eğer dil bilgisinde hatırlarsanız E ile başlayan kelime E ile biter. A ile başlayan kelime, yani sesli harfi A'lı olan ilk hecesinde A'sa sonunda A diye biter var ya, o uyumu G'de de Karya'yı söyleyemedikleri için G'de olmuş. Öyle bir isim. Burada bir anastelosis kelimesini biliyor musunuz? Anastelosis şey veriyor mu? Yok. Anastelosis tıpkı reprodüksiyon yapmak, yani tıpkı aynı şeyi yeniden canlandırmak demek. Bu bir bina. Bu bina 100 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde, iki taraflı. İsmi koymadık. Ha, Anastelosis'i koyduk buraya. Bu binanın ismi Sebastian. Sebastian ne demek? Sebastian, Sebastos adında bir işçi, nasıl biz Almanya'ya işçilerimizi gönderdik. O zaman Afrodisyas'tan da Roma'ya işçiliğe gidip orada para kazanmış ve geri dönmüş ve şehrine böyle bir binanın yapılmasına servet kazanmış bir beyin yaptığı bir vakfiye, öyle söyleyeyim. Bir bina. Fakat bu bina ne binası? Sebastian diye. Şimdi bakın, o zaman anlatılıyor. Sebastian, Sebastian, Sebastian. Halbuki indirgiyorum. Burası bir shopping mall. AVM. Ortası yürüme yolu. Bu alt katlar dükkanlar. Bu üst kattaki birinci sırada bütün Helenistik mitolojinin hikayeleri var. İşte Zeus kuğu kuşu oldu. İşte gitti kuğu kuşu olarak birisine aşık oldu. O kuğu kuşunun Zeus olduğunu bilmedi. Kuğu kuşundan kız sevişti. Oradan birisi doğdu filan gibi hikayelerin olduğu. İkinci sırada da bütün Roma imparatorlarının hikayeleri var. Yurt dışındaki insanlar bunları okullarında ve tarihlerinde okuyorlar. Bizim tarihimizden bu tip hikayeleri çıkar. Bizim zamanımızda biz mitoloji ve felsefe okuduk. Sizin zamanınızda sanmıyorum okuduğunuz, bilmiyorum ne kadar.
okudunuz, Roma tanrıları, Yunan tanrıları filan, Odise, İlyada gibi şeyleri okumadınız. Dolayısıyla yurt dışında eğer Paris'e bakarsanız, Berlin'e bakarsanız ve hatta bir sürü başka şehre de bakarsanız, Londra'nın City of London dediğiniz yerin mimarisi bile bu şehirlerin mimarisinden geliyor. Velhasıl bir tane büyük bir müzemiz bu sebeple oldu. 124 tane 7 ton ağırlığında eser bulundu Afrodisias'ta. 124 tane friz, yani kabartma bu binadan. Bu yukarıdakini şimdiki mimar arkeologlar yerine getirdi ve biz de vakıf olarak bu frizler dışarıda kalmaması gerektiğine karar verildi bir komisyon tarafından, arkeolog komisyonu tarafından. Ve Cengiz Bektaş hocamız, bilir misiniz? Mimar Cengiz Bektaş'ı. Çok severim, Allah rahmet eylesin. Burada gördüğünüz üzere bir özel izin alındı. Bakın, kolay değildi, yaptık ettik diyorsunuz ya, hiçbir şey kolay değildi. Söylüyorum. Arkeolojik sit alanının üstüne inşaat yapamazsınız. Kesin kanundur bu. Arkeolojik sit alanı böyle bir alan, Afrodisias'ın alanı, şehir duvarları var etrafında, 35 bin kişilik stadyumumuz var, 25 bin kişilik tiyatromuz var. O zamanki bakana gittik, burada bir müze yapmak istiyoruz çünkü şu kadar adet friz var elimizde ve dünya çapında ve dünyada eşi benzeri yok diye söylediğimiz zaman hiçbir şey yapamazsınız dediler. Ondan sonra onu zorladık ve iki tane kanun değiştirdik Ankara'da ve yerinde bir müze yapılabilir kararını çıkarttık. Fakat çünkü zaten yerinde müze var, yapılmış 1950 yıllarında. O müzenin hemen arkasına bu müze yapılsın. Fakat dediler ki arkeolojik kazı yapılsın. Arkeolojik kazı altında burada gördüğünüz gibi habitasyon, yani insanların yerleşme şeyleri, duvarları çıktı. Bunun üstüne nasıl bir müze yaparız dediğimizde Cengiz Hoca'nın şeysidir, çözümleridir bu. Burada daha da inceleyebilirsiniz. Mutlaka literatürde vardır. Bunun altına böyle girebiliyorsun ve aşağıda arkeolojik şehri görüyorsun. İçeride dışı. Bunu dış şeylerini Çanakkale Seramik o zaman ilk defa yapmıştı ki sonra Truva Müzesi'nde de kullandı bunları. Şeyden, terrakotadan yaptılar. İçinin resmi var mı bilmiyorum. Yok. Afrodisias Müzesi diye girerseniz, Geyre Vakfı kazıları diye girerseniz orada içerideki frizlerin resimlerini de görürsünüz. Çok vaktimiz yok diye çok detaya girmedim ama konuların başlıklarını bu şekilde attım. Şimdi geliyorum, 2010 senesinde biz Efes Vakfı'nı kurduk. Borusa'nın sahibi Ahmet Kocabıyık. Çok enteresan ve örnek bir kişiliğe sahip bir beyefendidir. Boru işi yaparlar. Biliyorsunuz, biliyor musunuz Borusa'nın? Aynı zamanda BMW'nin Türkiye temsilcisidirler. Aynı zamanda Mannesmann boru, Caterpillar'ın Türkiye temsilcisidir ve 27 tane büyük holding ve de tabii Borusan Filarmoni Orkestrası diye de muhteşem bir orkestraları var. Ona da destek oluyorlar. Efes'in antik kentinin korunması ve desteklenmesi için böyle bir vakıf. Benim öbür tarafta 35 sene sonra yönetim kurulundan istifa etmemle, yani istifa değil de hani
çok çalıştım deyip biraz geri çekilmek istememle. Sen dedi bize gel ve gittik bu vakfı kurduk. Buranın kazılma hakkı Abdülhamit zamanında fermanla verilmiş. Ve o günden bugüne, belki Berlin'deki müzeyi biliyorsunuz, Bergama Müzesi'ni, onu biliyorsunuz ama Viyana'daki Efes Müzesi'ni bilmiyorsunuz. Viyana'da bir Efes Müzesi var ki dillere destan ve muazzam eşyalar var içinde. Şeyler gönderilmiş oraya ve orada da bir arkeoloji enstitüsü kurulmuş. Devlet buna para ayırıyor ve 100 seneden fazladır Türkiye'deki Efes kazılarını onlar kazıyorlar. Ve biz ceza olarak bu bilimsel çalışmayı durdurduk 4 sene. 4 sene o durunca Efes Vakfımız da durdu. İşte onun için bu Aralık ayından itibaren yeniden başlattık. Uluslararası tanıtım faaliyetleri sürdürmek istiyoruz. Hem dünyada tanınsın hem de Türkiye'de tanınsın. Türkiye'de Efes deyince insanların aklına bir tek bir uzun gidilen bir mermer yol geliyor. 24 tane evi restore ettik. 2-3 milyon euro para harcadık. Bu parayı kapı kapı dolaşaraktan topladık. Hepsi gönüllü yapıldı. Ve şimdi de aynı gönüllülükle devam ediyoruz. Bir antik kenti korumak, niçin koruruz diye bunun entelektüel sürecinde hem Gizem hem Karakuş'la beraber bir çalışma yapıyoruz. Şimdi Efes Vakfı dediğimiz için gelecek için insani değerlerin yeniden tarif edilmesi diye bir proje yapıyoruz. Sizin de katkıda bulunmanızı rica ederiz. Mutlaka mesajla ya da Gürkan'a, Gizem'e bilgi verirsiniz. Gelecekteki insanlar nasıl olgusu, yani nasıl olmalı diye bir Efesians diye bir Efesliler topluluğu kurmak istiyoruz. Ve oranın üyesi olan bir kişi nasıl bir kişilik, bir manifestosu olsun diye bir çalışma başlattık. Manifestoyu yazacağız. Sizce nasıl olmalı bir kişilik? Ne olmalı? Not al hemen. Not al, nasıl olmalı? Bir sıfat yeter yani. Çok uzun söylemene gerek yok. Ne olmalı? Araştırmacı olmalı. Yaz, araştırmacı olmalı. Evet. Değerleri bilmeli. Değerleri olmalı. Sahip çıkmalı. Hı hı. Paylaşımcı olmalı. Araştırmacı olmalı. Paylaşımcı olmalı. Başka ne dedin de? Değerleri bilmeli. Sahiplenmeli. Sahiplenmeli. Sizce? Bence erkek olması özgür olmalı sanki. Nasıl? Özgür olmalı. Özgür olmalı. Evet. Yenilikçi olabilir. Yenilikçi olmalı. Çok olmalı yani her fikre. Hı hı. Özgüvenli olmalı, yani kendine güvenli. Özgüvenli olmalı. Kıvık yetenekli. Benim için her türlü fikre açık olmalı. Onu yazmıştım. Açık fikirli olmalı. Çok bir şey aklıma gelmedi, söyledi arkadaşlar. Kendinizi nasıl olmak isterdiniz? Öyle misiniz? Benim için özgürlük önemlidir. Nasıl? Özgürlükçü olması. Özgürlükçü yani. Olması. Açık fikirli olması. Her türlü fikre saygılı ve onları kabul edebiliyor olması gerekiyor. Gürkan? Bence her şeyden önce entelektüel olmalı. Entelektüel olmalı. Bence bilge olmalı. Bilge. Evet. Hı-hı. Onun dışında bence adaptasyon yönü de yüksek olan bir insan. Onun Türkçesini bulalım ama yaz bakalım adaptasyon diye. Sonra onu uyum mu diyelim? Uyumlu. Evet. Yanına bir uyumlu da yaz istersen. Sizce? Bence arkadaşlarım bütün şeyleri söyledi aslında ama aklıma böyle bir farklı bir kelime gelmiyor. Yani değerlerini bilmeli. Özgürlükçü olmalı. Onun haricinde pas geçelim. Aklıma gelirse söyleyeyim. Tamam.
Var mı hocam? Yani dünya insanı olmalı. Dünyayı tanıyan, takip eden. Dünyalı olmalı yani. Ceren? Çalışkan olmalı. Yaz, 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 yaz. Çok güzel. Teşekkürler. Evet, buna devam edebiliriz. Aklınıza geldikçe lütfen söyleyin. Çünkü bu değerleri bir daha yeniden tariflememiz, yeniden hatırlamamız gerekiyor. Memlekette bunu kaybettik. Halbuki ben hala görüyorum, geçenlerde 40 yıl Fransa'daki okuduğum arkadaşlarımla 40 sene sonra buluşma imkanı bulduk. Aynı değerlerdeydik o yemek masasının etrafına oturduğumuzda ilk gün. Senelerdir birbirimizi görmemişiz. Sadece WhatsApp olduğu için mesajlaşabilmişiz. Bir araya geldiğimizde aynı değerlere sahip olduğumuzu ve bunu Türkiye'de kaybetmiş olduğumuzu gördüm. Tabii onlara bir şey söylemedim. Onlar bizi onlar gibi zannediyor ama değiliz. Biz burada bir kaydık. Böyle bir kaymışlık var. Bunu geriye toplayalım. Burada bir örnek, bir hareket olsun diye bu Ephesians kimliğini çalışıyoruz. Size de bilgisi gelecek. Şimdi burada bir Artemis'le tanışmanızı istiyorum. Bu güzel Artemis, buna güzel Artemis deniyor. Bakın ne kadar yüzü, çok güzel değil mi? Bir tanrıça o. İkiz kardeş, öbür kardeşi de dünyanın en yakışıklı erkeği diye geçen Apollo. Yunan tarihinde, mitolojisinde. Bunlar ikizler. Bunların hikayeleri hep bizim Anadolu topraklarında anlatılmış. Yunanca olarak anlatılmış. Hani bugün biz herkes İngilizce konuşuyor ya ülkelerde, diyelim dünyada. 300-500 sene sonra toprak altından İngilizce çıkardı, Türkiye'den İngilizce kitaplar çıkarsa bunlar İngilizce konuşuyormuş zannedilebilirdi. Hani onun gibi bir şey. Yani Yunanca harfleri kullanılıyor, kendi lisanlarını konuşuyorlar, anlattıkları hikayeler, mitolojik veya tarihsel hikayeler, Yunanlıların bizim diye dünyaya anlattıkları, çünkü bu konuyu sonra belki Karakuş daha farklı size anlatacaktır. Yani aslında Anadolu'nun bir hikayeler silsilesi var tarihinde. Bu bir döneme ait Artemis. Hani Kibele vardır, hatırlıyor musunuz? Böyle şey oturan kadın filan. Anadolu tanrıçaları, ana tanrıçaları, Sümerlilerden gelen tanrıçalar, Hititlerin tanrıçaları filan da aynı, devam ediyor. Hep devşiriyor. Kadınlardaki bereket devşiriliyor. Bu milattan önce 1800'ler, 2000'ler filan, galiba bilmiyorum bir tarihler koydun. Bakarsınız çok çeşitli tarihlerde Artemis karşımıza çıkıyor. Aslında erkek kardeşi güneşin tanrısı, kendisi de ayın tanrısı. Gece doğmuş derler, ikiz kardeşler. İkisi de çok güzel. Ay tanrıçası ve de bereket tanrıçası. Anadolu tanrıçaları da geçiyor. Artemis aynı zamanda Diana diye, Romalıların Diana dediği tanrıça ve aynı zamanda da Selena isminin de geçtiği, yani ayın tanrıçası. Yanında geyik ve ok atıyor. Burada ise birçok hikaye var. Semboller var. Sembolleri bakın, güllerle başlıyor. Burada geyikleri var. Burada ceylanları var. Burada aslanları var. Burada kanatlı, uçan ama dört bacaklı yaratıkları var. Onlar ve burada gördüğünüz zodyak var. Yani astrolojik zodyak. Bakın burada akrep burcu var. Burada yay burcu var vesaire. Bütün burçlar burada kolyesinde şey ediliyor. Burada kanatlı atları var ve de aslanları var.
İki tarafında aslanları var ve arıları ve sinekleri var. O kadar çok sembol var ki. Her sembol ayrı bir hikaye anlatabilir. Geldiğinde Artemis kültünde herkes Artemis heykelciklerini burasına asarken birden Meryem Ana'yı anlatmaya başlayınca herkes Meryem Ana takmaya başlıyor. Çok önemli, bunları sadece hatırlatıyorum. Evet, Artemis'in mimarisinde muazzam bir altın oran var. Artemis mabedinin. O altın oranı siz hesaplayın, görün, bakın. Ve de içeride büyük bir odanın içerisinde iki tane Artemis heykeli var ki şu anda müzede bulunuyor o heykeller. Size ben burada başka bir şey anlatmak istedim. Demin size Artemis'in yumurtaları ve o şeyi gösterdim ya, bakın gene burada devam ediyor. Sütun başlarında devam ediyor. Ve bunu anlatırken evde Ceren, teşekkür ederim. Benim bir tane şeyim var. Aynam aslında tabloydu içindeki. Sonra aynaya çevirdim. Bu yumurta deseninin ta bugüne kadar geldiğini, yani bu kadar lafı uzun, lafın kısası, ta binlerce yıl evvelinden aldığınız, buraya getirip buradan geleceğe götürürseniz bir sürdürülebilirlik ve kültür mirasını devam ettirmenin imkanı olduğunu görmenizi istedim. Bu bizim vakfın deprem altında kalmış bir tepe yamacı buldular bundan işte 15 sene evvel. Ve burada biz 24 tane evi restore ettik, demin anlattım size. Bu restorasyonda çalışan arkadaşlar, bizim gelmemizle restorasyonlarda Türk üniversitelerinden arkeologların ve restoratörlerin çalışmasını sağladık. Onun için onların güzel fotoğraflarını göstermiş oluyorum. Efes Vakfı, evet. Şimdi buradan aldığım şeyle size ben ne söylemek istiyordum bugün? Yoruldunuz mu? Bir ayağa kalkın. Hadi kollar havaya, ayağa kalkın. Bir nefes alın. Pencereyi aç. Oksijen alalım. Yorulmayın. Elinizi kolunuzu oynatın filan, böyle bir şeyler yapın. Sanatçının kendi imgesinin olması çok önemli. Burada AMP'ye şey ediyorum. Burada piramit ruhsal akışı var. Piramitin ruhsal ve ezoterik anlatımları var. Okuyun, öğrenin, bilin, içine girin. Neler söylemişler, niçin o piramitler olmuş, neden Aztekler de piramit yapmış vesaire. Binlerce saat konuşulabilecek bir konu. Ruhsal akışından fiziksel akışına AMP getiriyor, mimar olarak bunu buraya yapıyor. Bu ne kadar çok tartışıldı, Louvre'un ortasına bir piramit yapılır mı diyerekten. Ben o zaman Paris'te yaşıyordum. İnanılmaz bir çalışmaydı onu görmek, onun yükseltildiğini ve oraya böyle bir cam bir şeyin yapılacağı falan. Ve bunun ışıklarının aşağıdaki giriş salonlarını nasıl ay, gün ışığından aydınlattığı falan, inanılmaz bir çalışmaydı. Böyle bir tarihi binanın ortasındaki bir avluya entelektüel akışı. Bu bence bunun, yani şurada söylemek istediğim bu üç akışı vermeniz benim için çok önemli. Şimdi hemen geliyorum. Bakın demin anlattığım arkeolojik şeylerde bu Athena. Athena savaş tanrıçası. Onu koymuş. Bunlar Paris'teki binaların yüzeyleri. Fasadları. Aynı şeyi devam ettirmişler. Paris öyle, Londra öyle, Berlin öyle, diğer bir sürü şehir daha var, Roma öyle. Bu binalar. Ve şunu söyleyeceğim, doğuya gidiyorum şimdi. Bu Özbekistan. Özbekistan'da cami. Bunları insanlar, bireyler kendi elleriyle carve ediyorlar, şey diyorlar.
ne diyorlar? Oyuyorlar. Ondan sonra bu tarz, bakın her biri ayrı bir sütun. Sütunların birbirinden damı yeterince ayakta tutacak yakınlıkta ve de yıkılmayacak derecede de uzaklıkta birbirinden bir eser getiriyorlar ve bunlar cami ve bu iki sütunun arasında iki kişi namazını kılabiliyor. Ve bu sütunlarda bireylerin vakfiyeleri. Yani herkes camiye, bir cami yapılırken böyle bir şey yapıyor. Yani doğu ile batı arasındaki şeyde de gene ruhsal akış, fiziksel akış, insanların katkısı ve entelektüel akış, burada anlattığı çiçek, böcek vesairenin sembollerin şeysi. Buradan nereye geçiyorum? Botticelli'nin Primavera'sına geçiyorum. Botticelli'nin Primavera'sı bir botanik çalışmasından kaynaklanıp dünyanın en güzel resmi olarak seçilen haline geliyor. Ve burada kullanılan bütün bu çiçekler 1470'ler, 1480'ler, bakın Rönesans'ı hazırlıyor. Renklere bakın. Vücudun nasıl kullanıldığına bakın. Rönesans geliyor. Bizim Afrodisyas'taki Afrodisyas bir Sculpture School, heykeltıraş okulu. Heykeltıraş okulu gidiyorlar Medici ailesinin koleksiyonunda bulunan Afrodisyas'tan gelen heykellerdeki proporsiyonları çalışıyorlar. Bu ve bu resimde, bu resmi inceleyin. Biz bu kadar kitaptan size bu kadarcık bir özet çıkardık. Bu resimde astroloji var. Demin Artemis'te de vardı, hatırlayın. Alkemi var, yani simyacılık var. Dönüştüren, doğayı dönüştürüp faydalı hale getiren. Ve de Medici, buna sponsor olan aile. İtalya'daki o aile. Hani demin anlattım ya, işte Ahmet Kocabıyık gibi insanlar bir yere, onlar gibi bir sürü insan bir araya geliyorlar. Veyahut da sizin gibi, illa çok zengin olmasına da gerek yok. Emek zenginliğini verebilen insanların bir araya gelmesiyle bu tip eserler bir araya geliyor. Evet, bakın burada kullandığı çiçekler, işte Myosotis, Daisy, Papatya, Strawberry, Çilek, Violet, nedir Türkçesi, Menekşe gibi çiçeklerin de anlatıldığı, her birinin ayrı bir şeysi var, hikayesi var. Girip araştırın, çok etkileneceksiniz araştırınca. Çok romantik bir resim gibi duruyor. Geliyorum güncel, contemporary, çağdaş. Ne diyoruz çağdaş? O kadar çok laf var ki çağdaşla ilgili. Onun içerisinden sıyrılıp da hakiki öz, benim için contemporary art, safiyetin ve özün bulunması ve o özden bir hikayeyle anlatılması, alışa geldiğimizin dışında o kadar çok lafı var ki. Fakat ben size burada space, sizin space çalışmanız var. Siz çünkü mimari ve tasarım, bir alanın içerisinde bir yaşam alanı yaratıyorsunuz ve o yaşam alanı sizin her türlü varlığınızı ve özlüğünüzü etkiliyor. Onun için space is the time you need. Düşünsene, alanla zaman arasındaki farkı birleştirmeniz gerekiyor ve başka birisine ulaşmak için siz başka bir şey dönüştürüyorsunuz. Bu bir grup çağdaş sanatçının Architectural Association denen Londra'daki okuldaki space dersini veren Henry Charles Henry'nin
sözlerinden çıkarttım size. Ve sanat tarihini gözden geçirirsek uzun bir çizgi sonunda gelinen nokta farklılıkta. Contemporary art, yani bilmem ne kadar geziyorsunuz, sıkıldınız mı? Tamam, okey. Devam ediyorum. Bitirmek için lifestyle'a çok yapacağınız design ve şey var. Çok tartışmalı bir konu. Başka gün bir ele alınabilir. Burada bitiriyoruz. Manifesting, manifesting, manifesting. Ortaya bir şeyler çıkarmanız ve minimalizmin içindeki saflık. Saflığınızı hiçbir zaman bırakmayın. Bence buraya ilave edeceğin kelime safiyet. Evet, galiba bu kadar. Bugün saatim... Bir de böyle, bir de felsefe. Hayatta felsefesi olmayan kişi olarak yaşamayın. Ne kendiniz için, ne aileniz, ne çocuklarınız, ne eşiniz, ne sevgiliniz, ne arkadaşlarınız için. Bu bir tane... Hani demin dedim ya, Viyana'da muazzam bir müze var diye. Oradaki Artemis heykeli. Arkaik bir heykel görüyorsunuz. Ve yüzü gülüyor. Arkaik gülüşü var. Bir altından heykel var. Bunu burada gösterdim ki, çünkü bambaşka bir felsefeyi anlatıyor ve böyle tezahür etmiş. Güneşin genişliği bir ayak kadardır. Her şey akar, hiçbir şey kalıcı değildir. Hep akışta olun. Hiçbir şey kalıcı olmasın. Ne içinizdeki kızgınlık, ne içinizdeki şeyden gelen yorgunluklar, hiçbiri kalmasın. Çünkü o yüzden aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Aynı nehir olmaz çünkü siz o nehire aynı ikinci kere giriyorum deseniz bile sular akmış gitmiş olacak. Herakleitos bizim Efes'in filozofu, meşhur filozofu. Dolayısıyla bizim amaçlarımıza ulaşmada amaç aracı farklı kılar lafını ve Efes Vakfı için motto olarak kullanacağız. Onları da sizle paylaşmak istedim. Herakleitos bizim filozofumuz ve burada bitti. Çok teşekkür ediyorum. Sundum efendim, arz ederim.